Bu bölümde Ece Göz programımızın video araçları, resim düzenleyici menüleri anlatılmaktadır. Ece Göz programımızın menü çubuğunda yazılımın tüm fonksiyonları bulunmaktadır. Araç çubuğunda menüde bulunan fonksiyonların en sık kullanılanları simgeler halinde yer almaktadır. Kısa yol alanında ise taranan belgelerimizin minyatür halleri bulunmaktadır. Buradan dokümanlara kolayca ulaşabiliyoruz. Dokümanlarımızı buradan kolayca yönetebiliyoruz, silebiliyoruz. Bu alanı kapatıp açmak için solda bulunan kısa yol alanı butonuna tıklayabiliriz. Aynı butona tekrar tıkladığımızda bu alan açılacaktır. Programımızın çalışma alanında taranacak doküman veya nesnenin ya da kaydedilecek videonun tarama alanında olup olmadığını görebiliriz burada. Görünüm özelliklerini burada izleyebiliriz. Doküman üzerinde işlem yapabiliriz. Kaydedilmiş belgelerimizi yine burada açarak izleyebiliriz ve üzerinde yine işlem yapabiliriz. Klasör açma butonu. Klasörü aç butonunu kullanarak taranan belgelerin kaydedildiği klasörü açabiliriz. Varsayılan olarak bu klasörümüz belgelerim altında Ece Göz belgelerim klasörü içindedir. Programımız her ay otomatik olarak klasör oluşturmakta, o ay içinde yaptığınız çalışmalarınızı bu klasör içinde saklamaktadır. Buradaki amaç daha önce yapmış olduğunuz çalışmalarınıza çabuk ve kolay ulaşmanızı sağlamaktır. Kısa yol alanında bulunan minyatürlere geldiğimizde üzerine sağ tıkladığımızda 3 seçenek karşımıza gelir. Farklı kaydet, sil ve yenile. Burada bu işlemleri yapabiliriz. Ece Göz yazılımımız iki konumda çalışmaktadır. Aktif ve resim işleme konumu olmak üzere. Aktif konumda görüntü canlı görüntüdür. Kaydetmeden bir sunum yaparken bunu kullanabiliriz. Veya yeni bir işlem yapmak için aktif butonuna tıklarız ve canlı görüntüye tekrar döneriz. Resim işleme konumunda ise mevcutta kaydettiğimiz bir görüntü üzerinde çalışmak için bu konumu kullanırız. İki konum arasında geçiş yapmak için ilgili butonlara tıklayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu, bazı özellikler aktif konumda, bazı özellikler ise resim işleme konumunda kullanılabilmektedir. İki menü birbirinden farklıdır. Örneğin aktif konumda çalışırken video araçları, resim işleme konumunda çalışırken ise resim düzenleyici araçlar kullanılabilir durumdadır. Bunlar bizim menümüzün en sağ tarafında dikey şekilde yer almaktadır. Aktif konumdayken kullanabileceğimiz video araçları iki kısımdan oluşmaktadır. Bu menüyü açmak için en sağda dikey video araçları yazısı üzerine tıklamamız yeterlidir. Video seçenekleri ve araçlar menülerinden oluşuyor video araçları. Video seçeneklerinde çözünürlük, parlaklık, zıtlık, dolgunluk, keskinlik, gama, pozlandırma, güç kaynağı değeri gibi özelliklerle ilgili seçimler yapılabilir. Araçlar kısmında ise yön, JPEG kalitesi, dereceli döndürme, yakınlaştırma, odaklama, siyah çizgi, grilik, tersine renkler ayarları gibi özellikler seçilebilir. Üzerlerine tıklayarak kapatıp açılabilen menülerdir bunlar. Resim işleme konumunda aktif olan bir özellik resim düzenleyici. Bu da iki kısımdan oluşmaktadır. Etki işlemcisi ve resim düzenleme. Etki işlemcisinde zemin rengi ve JPEG kalitesi ayarı, resim düzenlemede ise dereceli döndürme ve yakınlaştırma özellikleri kullanılabilmektedir. Zemin rengi fonksiyonunu kullanarak taradığımız belgenin arka planını beyazlaştırabiliriz. Bu bize çıktı aldığımızda daha az mürekkep veya toner harcamamıza yardımcı olur. Ayrıca soru üzerinde değişiklik yapabiliriz. Resim düzenleyici menüsü üzerine tıklamalıyız. Açılan menüde uygulaya tıklıyoruz. Belgemizi bu şekilde kaydetmek için de kaydet butonuna tıklıyoruz.